Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Altınsoy, az çalışırsak bizim kırmıza. Aksaray Fırıncılar Lokantacılar Pastaneciler Odası Başkanı Halis Altınsoy, biz zor durumdayız. Biz bir torbada 200 Türk lirası fazla ödüyoruz. Her un bize zarar. Biz burada ne kadar az çalışırsak bizim kırmıza. Ne kadar fazla ekmek çıkarırsak zararımıza, çünkü una aşırı zam geldi, dedi. Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, ekmek üretim maliyetinin fırıncıları zora soktuğunu ifade ederek Aksaray'da ekmeğe zam geleceğini söyledi. Halis Altınsoy, Fırıncılar, Lokantacılar, Pastacılar Odası Başkanıyım. Şu anda mevcut ekmek fiyatlarımız 200 gram 450 kuruş. Şu ekmeğe de bir açıklık getirelim çünkü herkes soruyor. Bizim mevcut olan un fiyatımız 380 liraydı. Şu anda 600 lira oldu. Sebebi de devlet tahsisun veriyor, buğday veriyordu fabrikalara, fabrikalara da fırıncılara ucuz un veriyordu. O bitti. Onu ofis kaldırdı. Şu anda 380 liraya aldığımız un 600 lira oldu. 19 liraya yakıt alıyorduk. Yani bunlar ana girdiler. 26 lira oldu. Araba yakıtları. Bütün aldığımız malzemeler asgari ücrete geldikten sonra hepsine zam koydular. Şu anda bizim ekmeğimiz ne olacağı ayın 18'inde belli olacak. Biz geçen toplandık fakat ayın 18'ine son kararını verdiler. Bir hani şu fiyattirsen ben bilemem. Çünkü her şey ayın 18'inde belli olacak. Ayın 18'inde Aksaray'da 200 gram ekmeğin kaç liradan satılacağı belli olacak. Fakat çevre illeri ekmek aşağı yukarı yani 200 gram, 210 gram ekmek 7 liraya oturmuş durumda. 7 lira, yani İstanbul'da 8 lira diye şey yapıyor da bazı illerde gramına 250 gram 7,5-8 lira var. Fakat bizde gramda değişik olmaz. Çok yerde, Nevşehir'de dahi onlar da 7 lira istemiş. Fakat bizde isteme öyle bir şeyimiz yok. Her şey ayın 18'inde belli olacak. 7 lira. 7 lira. Evet, bizim istediğimiz 7 lira olması gerekiyor. 7 lira olursa fırıncı bir nefes alır. Çünkü şöyle, yani bu durmayacak. Yani şimdi buğday alım zamanı. Şu anda un 600 bin liraysa, yani buğday çekildiği zaman un 750 bin lira olur. Buğday piyasadan çekildikten sonra. Şu anda devletin verdiği fiyattan fabrikacılar şey almıyor. Devletin verdiği fiyat 9.250. Fakat fabrikalara gelen buğday şu anda 7,5 lira 8 lira arası. Şimdi tam hububat zamanı, şimdi ucuz alıyorlar. Ama piyasa çekildikten sonra un yükselir. Aşağı yukarı 300 bin ekmek satılıyor. 300 bin ekmek satılıyor, 50 bini şey, belediye fırında satılıyor, büfelerinde satılıyor. Hani köylere de gidiyor. Şimdi o israfa gelince, israfı yapan bir ekmek alanlar. Çünkü adam 10 ekmek alan bir kişi israf etmez. Neden israf etmez? Zaten onun şeyi çok. Yiyisi, çoluğu, çocuğu çok. Ondan bir tane ekmek israf olmaz. Ekmeğe israf edenler bir ekmek alan. Onun yarısını yer, yarısını da getirir, bakar bir tarafa. Valla biz zorun durumdayız. Şimdi yani bizi ayın 18'ine şey yaptılar. Şimdi yani her aşağı yukarı bir torbada biz 200 milyon fazla para ödüyor. İşlediğimiz her gün her un bize zararına. Biz şurada ne kadar az çalışırsak bizim karımıza, ne kadar fazla ekmek çıkartırsak zararımıza. Çünkü un aşırı zam geldi ona. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.